Muhafazakarını biliyoruz, solcusunu biliyoruz. Bir şehre, bir beldeye neler kattıklarını, neler katmadıklarını yıllardır görüp seyredip duruyoruz. Peki ama Ovacık'ta seçilen o komünist belediye başkanı Ovacık'a ne kattı? İşte bu sorunun cevabını Doğan Haber Ajansı'ndan Ferit Demir Beştebir karşısına araştırdı. Otobüste, sokakta. Ovacıklar akıllı be. Burası ezelden beri komünist demiştim ya. İşte bu da onun versiyonu. Kafede. Eyvallah. Sağ olasın. Nasılsınız gençler? Bir belediye başkanı. Ve onun eliyle çehresi değişen, yüzü gülen bir ilçe. Burası yaklaşık 3200 kişinin yaşadığı Tunceli'nin Ovacık ilçesi. Komünist terimi bize hep böyle kötü yansıtıldı. İlk defa komünist belediyesinin yönettiği bir ilçedeyim. Komünist belediyesini takdir ediyorum. Burası Türkiye'nin ilk komünist belediye başkanını seçen ilk ilçesi. Başkanımıza teşekkür ederiz. Bir de bu partinin, komünist partisinin ayrıcalığı. Yoksa biz bu yağmurun altından ıslanarak giderdik. Bu memlekette böyle bir belediye gelmemiştir. Adam çok değerli ama bu bağımsızdı. O belediye başkanı Türkiye Komünist Partili Fatih Mehmet Maçoğlu. O başkanlığa geldikten sonra önce ilçenin şekli şemali değişmeye başladı. Ya biz buraya aldığımızda birçok sokak çamur içerisindeydi. 7 tane sokak, 3 tane cadde hem asfaltlama hem düzenleme açısından Kilitli Parka taşı üzerinde bir çalışma yaptık. Bir çocuk parkı altyapısını oluşturmaya başladık. Halk önce değişimi gördü, sonra da o değişimi faturada hissetti. Su sorunu olan bir ilçede onunla ilgili bir çalışma yaptık. Su sorunu da çözmeye başladık. Su parası 50 kuruşa indi. İngiltere'de bir belediye de bizi aradılar. Burayla ilgili özellikle suyun ucuz ve belediye ulaşımın ücretsiz yapılmasıyla ilgili bazı sorular sordular. Böyle bir çalışmayı nasıl yaptınız? Onun üzerine bir araştırması var. Ulaşımsa bedava oldu. Ücret ödemediniz. Biz mi? Evet. Ben zaten biliyorum ne yapacağımı. 07'de akşam 6'ya kadar. Yani ortalama 11 saat falan. 11-12 saat falan. Her saat başı servis var. Ayrıca bu saatler arasında okul öncesi öğrenciler için de ayrıca. Ücret ödüyor musun? Yok. Niye ücret ödemediniz? Ne ödedim? Bilmiyorum. Ben daha hiç anlamıyorum. Hela beleş giriyor geliyor. Başkanın makam aracı yok. O aracın mazotunu halkın otobüsü için kullanıyor. Kendisi de gideceği yere o otobüsle gidiyor. Vallahi çok güzel bir duygu. Özellikle bursla geçindiğim için ücret ödemeden çarşıya gidiyorum. Güzel bir duygu. Öğrenci olarak. Vatandaş şaşkın. Ne böyle başkana ne de bedava ulaşıma alışmak kolaydı. Komünist belediyenin sizi böyle bedava taşıması nasıl bir şey amca? Ya Allah razı olsun. İyi bir şey yani bu memleketin insanı da bunu hak ediyor. Tabii ki bedavacılığı biz de istemiyoruz ama buradaki mahrumiyet bunu gerektirdiği için belediye bunu düşünmüş olması çok güzel bir şey. Takdir ederiz yani. Ama bazıları kendilerinden çok belediyeyi düşünüyordu. Ama yazıktır belediye de yazık. Ya bizim belediyemiz çok iyidir, severiz. Belediye olarak evet sizin o sahiplenme duygunuzu anlıyorum. Hani belediye zarar etmesin tarzında belediye zarar etmiyor. Valla ben biniyorum üzülüyorum. Gerçekten. Yok rahat olasın. Ovacık'ta tek değişen bunlar değil. İlçede belediyenin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında işitme engelli bireylere okuma yazma, işaret dili ve matematik öğretimine başladık. Ben de bu eğitimi hocamdan göreceğim. Anlaşmaya başlayacağız öğrencilerle. Durakları aşmaya başladık. Bir sosyal alan içerisinde 3 kere tiyatro çalışması oldu. Yeşil alan, işte park, tiyatro tarzında bir yeşil alan çalışmamız var. Komünist başkanı olan ilçenin bir de Küba kafesi var. Küba pizzasının Ovacık versiyonunu yiyoruz biz de. Kafenin açılma hikayesi ne? Bana ihtiyaçtır muhtemelen. Kafede Ç resimleri. Her devrimci kurumun olmazsa olmazıdır o. Ç. Küba müzikleri. Müziğe bakın.
Bizi ta, evet bizi ta herhalde Ernesto ile görüştürmeye götürüyor galiba. Marx'tan beri dünyada dolaşıyor bir hayalet gibi. Burada hani kurumsal açıdan resmileşti. Ama müthiş bir sempati var. Bence bu kesinlikle bir değişim. Değişmeye de her zaman inanmalıyız. Bir ve herkes için de ekmek lazım, aş lazım, para lazım, imkan lazım. Ben bunu da kapitalizmle olacağına inanmıyorum. Bu bir ilktir, inşallah ki devamı gelecektir. Kitaplarda okudur, inşallah yaşayarak öğreneceğiz. Belediye başkanı da bu kafenin müdavimlerinden. Bundan 2-3 ay önce kömür yakıyordu. Bununla diyalog kurana kadar canım gitti. 8 ayda Ovacık'ta çok şey değişti. Görünen o ki yavaş yavaş da olsa değişmeye devam edecek. Programımız halkın çıkarları doğrultusunda uyarlanmış bir program. Bu bütçemiz belli. Biraz daha yavaş, daha sağlam yere basarak elimize geleni yapmaya çalışıyoruz.